Bugün Erzurum Kongresi'nin 100. Yıl dönümü münasebetiyle burada Atatürk Üniversitemizle birlikte program için bulunuyoruz. Atatürk Üniversitemiz, Erzurum Baromuz ve Türkiye Baro Derneği'nin ortak programı. Öncelikle üniversitemize ve baromuza teşekkür ediyoruz. Hem üniversitemiz hem baromuz bizim göğsümüzü kabartan çalışmalar yapmaktadır. Türkiye Barolar Birliği olarak da elbette baromuza ve Atatürk Üniversitesi'ne katkıda bulunma görevimiz var. Erzurum Kongresi önemlidir, fevkalade önemlidir. Milli iradenin tecelli ederek milli mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlayan en önemli basamaklardan biridir Erzurum Kongresi. Sadece mahalli boyutta değildir önemli. Erzurum Kongresi'nden Sivas doğmuştur. Sivas'tan da herhangi bir harp değil, milli mücadele tarzında, milletle örgütlenen bir büyük mücadele doğmuş ve Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Aynı ruhla yolumuza devam etmek zorundayız. Değerli basın mensupları, bugün Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir yargı, çok önemli bir hukuk reformu vardır. Türkiye'nin şahlanmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Türk milletinin potansiyelinin %100'ünün kullanılması, hiç kimsenin kendisini dışlanmış hissetmemesi için 82 milyonun adalet faydasında erişilebilir, güven veren bir adalet çizgisinde oluşturmamız gerekmektedir. Şimdi seçim bitti değerli basın mensupları. Türkiye seçim ortamından artık bir an önce çıkmak zorunda. Dağ gibi birikmiş sorunlarımız var. Bu sorunların çözümünde yargı reformu anahtar özelliği taşıyacaktır. Bir, Erzurum'da herhalde benzetmeyi yerinde görürsünüz. Bir kısrak düşünün. Yarışmaya hazır, şahlanmaya hazır. Şimdi ülkenin buna binip şahlanması lazım. Herkes bunu bekliyor. Bu meseleyi sadece işte ceza indirimi, sadece işte pasaport vesaire gibi basit ve küçük konulara indirmek isteyenler iyi niyetli değil. Erzurum'un Ermenilere verilmek istendiği bir dönemde üstlendiği misyon, yeni ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne giden yolda son derece önemli rol oynamıştır. Nitekim Erzurum Kongresi somut manada hakimiyetin millete ait olduğu ve tam bağımsız, demokratik yeni bir devletin temellerinin atıldığı ilk yer olmuştur. Bu durumda aynı zamanda Erzurum'u milli mücadelenin beşiği durumuna getirmektedir. Erzurum Kongresi hiç şüphesiz Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde tüm Anadolu'nun işgali ve direnişe karşı duruşunun simgesidir. Milli mücadelenin temelini oluşturan önemli kararlar alındığı kongrenin Erzurum'da yapılması elbette tesadüf değildir. Stratejik bir konumda olması ve 15. Kolordu Komutanlığı'na ev sahipliği yapmasının yanı sıra Mustafa Kemal Paşa'nın gelmesinden önce bir avuç vatanperverin çabalarıyla milli mücadele ruhuna bürünmesi kongrenin Erzurum'da yapılmasının zeminini oluşturmuştur. Bugün önemli bir gün. Bugün sadece bir protokol toplantısı, bir zorunluluk sebebiyle bir anma olmamalı. Çünkü bugün aslında geleceğimiz için çok ihtiyaç duyduğumuz o milli hissi, o milli bilinci canlandırabileceğimiz bir gün, bir hafta.
100. yılı kutluyoruz. Milli iradenin Erzurum'dan tüm Anadolu'yu bir güneş gibi aydınlattığının 100. yılını kutluyoruz. Fevkalade önemli. Bu vesileyle selamlama konuşmamın en başında hiç kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, şükranla anmak istiyorum. Bugün kendisini, yaptıklarını bir dayatmayla değil, çarpıtmalarla değil, olduğu gibi artık anlamaya başladığımıza inanıyorum. Biz Samsun'un 100. yılında, ilk adımın 100. yılında, Amasya'daki ilk imzanın 100. yılında, Erzurum'un, Sivas'ın 100. yılında Mustafa Kemal'i yeniden keşfediyoruz. Doğru keşfediyoruz. Milli iradeyle neleri başardığını gözümüzle görerek, kalbimizle hissederek keşfediyoruz. Değerli dinleyenler, kuşkusuz olağanüstü bir dönemin sonrasında anayasamızda ihtiyaç duyacağımız revizyonları ortak akılla hep birlikte yapacağız. Kavga etmeden, birbirimize girmeden, birbirimize tepeden bakmadan, büyüklük taslamadan, parmak sallamadan. Bu çerçevede artık hakimlerimizin bağımsızlık ve tarafsızlığını anayasal anlamda tam bir güvenceye kavuşturmak adına Hakimler Savcılar Kurulu'nun oluşumunu artık tartışmaya, ama dediğim gibi yapıcı bir şekilde tartışmaya başlamamız lazım. Öte yandan muhakkak surette hukukçunun eğitimini ve liyakatini, ölçme değerlendirmesini en iyi şekilde yapmak zorundayız. Yargı reformu strateji belgesi, bugün Türkiye'nin gündeminde olan bu önemli belge, işte bu anlayışla hazırlanmıştır. İçinde belki HSK'nın yapısı konusunda bu aşamada bir şey yoktur. Ama hukukçunun yetiştirilmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi, hakimlerimizin kararlarının özgürlükçü pencereden verilmesi noktalarında çok ama çok önemli cümleler ve hedefler konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletimizi bir diktatörlük olarak göstermek isteyenlere inat, bu belge çoğulcu katılımcı demokrasimizi ve hukuk devletimizi sağlamlaştırma inancımızın bir imzasıdır. Bu belgeyi hiç kimsenin küçük görmeye, değersizleştirmeye veya nasılsa olmaz diye görmezden gelinmesini sağlamaya hakkı yoktur.